Evet. Kaydımızı başlattık. Muhammed hocamız bir şeyler söylüyordu. Ben o esnada başlattım. Evet, Yıldızlar İçin Farsça derslerimize hoş geldiniz. YDS haber metinlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Şair Özgür Çoban ben oluyorum. Yıldızlar da sizler oluyorsunuz arkadaşlar ve üstadımız da Muhammed Ekrami oluyor. Muhammed hocam hoş geldiniz. İstanbul'dan Tahran'a saygılarımızı gönderiyoruz. Biraz önce ne söylüyordunuz? Kusura bakmayın, ben tam kaydı açtım. Dersle ilgiliydi muhtemelen ama. Evet. Merhaba, özgür şairimiz ve özgür yıldızlarımız. Evet, özgürlük güzeldir. Hakiki özgürlük efendisini iyi seçebilmektedir diyor arkadaşlar. Ben 2002 Kadir Gecesi'nde yazmış olduğum bir dörtlükte şöyle demiştim. Ramazan'a da denk geldi bu dersimiz hocam. Şimdiden okuyayım isterseniz. Kapıya gelene Hızır denmez mi? Bu güzel geceye Kadir denmez mi? Hangi gönül Hakk'a esir olmuştur? Hakikatte ona özgür denmez mi? Güzel, Biz özgürlüğü arkadaşlar Hakk'a esir olmakta, peygamberimize esir olmakta buluyoruz. Bazı ham ruhlar gibi beşere nedir? Biat etmede görmüyoruz. Tabii ki hani bu tasavvufi anlamda bir eleştiri de değildi arkadaşlar. Yani tasavvufla ilgilenen arkadaşlarımıza, doğru yolda olan arkadaşlarımıza söylemiyorum ama nedir? Yani kendinden menkul diyelim, nasıl diyelim? Böyle bazı ham ervaha diyelim arkadaşlar. Yani kendini ilah sananlara ve onları nedir yücelten, yanlışlarını söylemeyen insanlara lafımız. Evet hocam, hemen isterseniz ben başladım mı şiir okurum, konuşurum da isterseniz metni verelim biz. Başlayalım. Evet. Hemen metnimiz geldi mi hocam? Evet. Evet, buyurun hocam. Muhammed Hamidi Mukaddem دبیر جشنواره سینما حقیقت شد. محمد حمیدی مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی امسال هم به عنوان دبیر جشنواره بین المللی سینما حقیقت معرفی شد. محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی در حکم محمد حمیدی مقدم را به عنوان دبیر 16 جشنواره بین المللی سینما حقیقت منصوب کرد. متن حکم رئیس سازمان سینمایی به این شرح است: نظر به شناخت، تعهد و تجربه ارزشمند شما در برگزاری دوره‌های گذشته به سمت دبیر 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت منصوب می‌شوید. خوشبختانه این جشنواره به مدد تلاش ارزشمند مدیران گذشته و حضور بر شوق خانواده فرهیخته سینمای مستند به عنوان یکی از جشنواره‌های مطرح و مرجع منطقه شناخته می شود. امید است با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و میراث گرانقدر سینمای مستند ایران و توجه به ضرورت‌های تازه در این حوزه در این مسئولیت خطیر موفق باشید. سینمای مستند
Hocam hızlı yukarıya almayalım. Sinemaye mostened بخش پر افتخار سینمای ایران است که همواره با اندیشه ورزی، دغدغه‌های فرهنگی و نوآوری پیوند داشته است. ایجاد تغییر و تحول محسوس در این سینما با اهتمام و تأکید بر شعار اخلاق، آگاهی، امید از اهداف و اولویت‌های سازمان سینمایی در این دوره است. انتظار می‌رود جشنواره سینما حقیقت همسو با گام دوم انقلاب اسلامی و با هدف ایجاد بسترهای مناسب برای تقویت حضور جریانساز سینمای مستند در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و ارائه آثار متنوع و ارزشمند این عرصه تلاش مؤثری را برای نمایش تاریخ و فرهنگ جامعه ایرانی اسلامی، پاسداشت هویت ملی دینی و ترسیم وضعیت امروز و چشم‌انداز آینده ایران و جهان با نگاه عدالت محور به نمایش بگذارد. امید که 16 دوره جشنواره تبلور انگیزه، شور، هنر، تعهد و تلاش مستندسازانی باشد که تصویر روشن ایران اسلامی را برای آیندگان به یادگار می‌گذارند و یقیناً در این مسیر خانواده ارجمند سینمای مستند همراه شما خواهند بود. Evet, 16 دوره جشنواره بین المللی سینما حقیقت آذر امسال در تهران برگزار خواهد شد. Evet. Ben yukarıda da Ahet Şot diye bitiyor ya hocam. Bitti zannettim, kusura bakmayın metni. Bu metin bile arkadaşlar bazen tabii ki ekran görüntüsü alıyorum ben. Çözünürlükleri bazen iyi olmayabiliyor. Evet, bu metnimizin çözünürlüğü de çok iyi değil. Geçen gün bir arkadaşımız çözünürlükleri de hallederseniz iyi olur demiş ama işte arkadaşlar kendi çapımızda yani biz nedir? Bir kültür hizmeti vermeye çalışıyoruz. Hani onu söyleyeyim. Hani biz böyle bir Farsça dersi verelim falan filan şeyinde değiliz ama bir kültür hizmeti neticede. Muhammed hocamız zaten dersler veriyor orada Türkçe üzerine, Farsça üzerine Tahran'da. Belki ilerideki süreçte hani ben kendi adıma söylüyorum. Hani ben şair olduğum için arkadaşlar şiiri ben bir numaraya koyuyorum. Yani bu tabii diller, kültür. Tabii ki şiirden ayrı düşünmek mümkün değil. O yüzden hani bunları tabii daha profesyonel çekimler yapmak için daha büyük enerjiler sarf etmek gerekiyor arkadaşlar. O yüzden hani artık sürtülisan edersek affola. Yine belki de Muhammed hocamız ileride yine Türkiye'de faaliyetler yapar. O zaman belki Farsça dersleri verebilir. Belki de Muhammed hocam yani belki ileride hani siz burada faaliyetler yaparsanız bu videolarımız onların da bir altyapısı olur diye düşünüyorum. İnşallah belki. Evet, yani öyle çok hesap yaparak bu videoları çekmiyoruz arkadaşlar. O yüzden hani işte müzikle şiir aşkı, özgürce şiirler hem sosyal medyadan hem YouTube'dan sayfalarımızı takip edip abone olabilirsiniz. Olmayabilirsiniz, çok sorun değil. Yani öyle çok hesap kitap yapmayı sevmiyorum ben arkadaşlar. Böyle herkes her şeyin altında bir şey yaptığı zaman bana getirisi ne olur, götürüsü ne olur diye düşünen insanlardan da açıkçası çok hoşlanmıyorum. O yüzden biraz ben yüreğinin sesini dinleyen bir insanım. Muhammed hocamızla dedik ki hem kendi bilgilerimizi tekrar edelim hem de YouTube'a koyalım. Böyle bir şeyler yapalım dedik. Zaten Muhammed hocamız bana 4-5 senedir gönüllü olarak Farsça dersleri veriyor. Allah razı olsun. Yani herhangi bir
Sadece bir arada ismen dua gönderiyoruz, o kadar. Hocam bu akşam iftarda da size ismen dua gönderdim, onu da belirtmek isterim yani. Sağ olun. Evet, ben hocam yani tabii aralarda bu açıklamaları yapmakta da fayda var diye düşünüyorum. Hocam yani arkadaşlarımızı sadece bir öğretime, Fars öğrenmeye değil de böyle hayata dair, kendi yaptıklarımız işlere dair bazen mesajlar da veriyoruz, hem tanıtım olsun diye. Ve hani bunları da ne niyetle koyduğumuzu, ne yaptığımızı da ifade ediyorum ki inşallah Hocam. arkadaşlarımızın güzel şeyler öğrenmesine vesile olur, bereketli olur inşallah derslerimiz. İnşallah. Evet hocam, buyurun. Evet. Muhammed Hamidi Mukaddem devir Ceşmari Sinema hayret şud. Bu üç kelime, bu insanın ismi. Muhammed Hamidi Mukaddem. Evet. Devir Ceşmari Sinema hayret. Sinema hayret festivalinin katibi oldu. Katip mi alacağız Debir'i? Sekreteri oldu desek. Hani o Debir'i külli şey falan diyoruz ya. Neydi o? Genel sekreter diyoruz ya. Yani sekreter oldu desek daha güzel olur. Evet. Sekreteri. Yani katip de zaten sekreter anlamında arkadaşlar. Yani onun. Ama biraz daha son zamanlarda sekreter daha yaygın hocam. Buraya hakikat Hakikat Sinema Festivali'nin sekreteri oldu Muhammed Hamidi Mukaddem. Evet. Muhammed Hamidi Mukaddem, Müdiramel Merkez Gösteriş Sinemayı Mustanet ve Tecrübi, emsal hem be unvan debir Ceşnvare Beynulmilali Sinema Hayret marifi şud. Muhammed Hamidi Mukaddem belgesel ve tecrübi müstenet belgeseldi değil mi? Senetten geliyordu. Evet, tecrübi ve tecrübi sinema yayınlama merkezinin. O tecrübi hocam sanki bilim kurgu için falan kullanılıyordu diye hatırlıyorum ben. Bilim kurgu ve belgesel mi diyelim onlara? Bilim ve belgesel diyelim. O bilim hocam, kurgunun da evet birlikte kullanılıyordu. Evet. Tecrübi tecrübeden geliyor. Yani tecrübe ettiğimiz ve edebileceğimiz ilim. Hı hı, yani, evet. Bilimsel ve belgesel diyelim. En güzeli o sanki. Bilim kurgu için ne deniyordu hocam? Onun için de bu tecrübe kullanılıyordu sanki. Onun yanında bir kelime daha. O bilim kurgu ilmi tehayyuli. Ha, ilmi tehayyuli. Ha, tamam. Bu tecrübe dediğimiz, hatta tecrübe ilimler, ulumu tecrübe geçiyor burada. Hı-hı. İlimler hangisiler? Mesela felsefe falan, bunlar tecrübe ilim sayılmıyor. Bu ne? Mesela fizik, kimya falan. Hı-hı. İlim. Tamam, onların ne diyelim? Şimdi burada fen bilimleri ve mi diyelim artık? Fen bilimleri ve belgesel mi diyelim artık? Fen bilimleri, evet, olarak. Şimdi burada bir merkez var. O merkezin ismi veya görevi ne? Tecrübi ve belgesel sinema yayınlama merkezi. Hmm, Gösteriş yayınlama merkezi olarak mı? Evet, evet, evet. O adam da oranın genel müdürü. Evet, müdir amel, amil. Müdir amil. Evet. Terkip var mı orada? Müdir amil mi hocam? Terkip. Evet, terkip var. Müdiri amil, evet. Genel müdür. Evet. Emsal hem bu yılda, hı-hı, yani geçmiş yıllarda da bu görevdemiş. Emsal hem bu yılda ve unvanı da bir Ceşnvare Beynulmilali Sinema Hayriyet marifi şud. Bu yılda Sinema Hayriyet Uluslararası
festivalin sekreteri olarak tanımlandı. Şey, tanımlandı mı diyelim ona? Marifi tanıtmak, tanımlamak. Tanıtıldı, evet. Yani o adamın genel sekreter olduğunu açıklamışlar anlamında, tanıtıldı diyelim. Evet, evet. Muhammed Khazai, reis sazman sinemayı. Muhammed Khazai, sinemayı kurumun başkanı. Evet, sinema kurumunun başkanı, evet. Evet. Der hükmü bir talimatta. Evet. Ne söylüyoruz hocam ona? Bir cümle devam etsin de hocam, ona göre ben bakayım. Mesela bir başkan bir kağıtla birini bir işe görevlendiriyor. Ona hoküm. Talimat diyelim. Dediğimiz talimat. Doğru. Der hükmü bir talimat ile Muhammed Hamidi Mugaddem ra unvan edebir şanzda on ceşvari beynulmedeli sinema hayiqat mensup geldi. Muhammed Hamidi Mugaddem'i sinema hayiqat uluslararası 16. festivalin sekreteri olarak atandı mı diyelim hocam oraya mansup? Evet, atandı. Evet. Atadı mı, atandı mı? Atadı diyelim burada, atadı. Yani nedir, talimatla atadı diyelim. Bir, o zaman nedir, bir kararnameyle diyebilir miyiz hocam? Bu bir kanun gibi olabilir mi, der hükmü? Bir kararnameyle atadı. Evet, evet. Mensupkerden atamak, mensup şöden atanmak. Evet. Metne hükme reisi sazmanı sinemayı beyin şerh est. Sinema kurumu başkanının kararnamesi açıklaması aşağıda. Evet, kararname. Evet, metni hükm kararname diyebiliriz. Evet. Evet. Şimdi bu aşağıda olan o kararnamede olan bütün metin. Evet hocam. Nezer bir şenaht, taahhüt ve tecrübe erzişmendi şoma. Nezer bir deyince yani bunları dikkate alarak. Nezerbe, dikkate alarak, güzel. Evet. Sizin değerli tecrübe, taahhüt ve tanık olduğunuz, yani bu işlerle aşina olduğunuz. Taahhüt ne diyelim hocam öyle, taahhüt? Taahhüt. Sorumluluğunuz, uhdeden geldiği için sorumluluğunuz, evet, mu diyelim? Tecrübe, evet, sorumluluk ve nedir? İşte nedir? İş bilirliğiniz diyelim. Evet, evet. Birbirini tamamlayan kelimeler arkadaşlar bunlar. Evet. Der bergozariye doğru hayi gozaştı. Geçmişte düzenlenen geçmiş dönemlerdeki düzenlemelerde mi diyelim? Kutlamalarda. Evet, evet, evet. Kutlamalardaki bilmem ne, bilmem neyinize bakarak arkadaşlar, işte tecrübenize, şeyin sorumluluğunuza bakarak, evet, yani göz önünde bulundurarak. Evet. Bu şinaht, şinahten yani bu işi biliyorsunuz bu anlamda gelmiş. Evet, evet, aynen aynen. Orada tanınmışlıktan ziyade şey diyoruz, İş bilirlik anlamında. Doğru mu? Evet.
İşi bilmek anlamında. Şinahten, tanımak. Şinahten, tanımak anlamı da var arkadaşlar. Tanımak, bilmek. Evet. Zaten bunlara... birini tanıyorum. Burada iş bilirlik anlamında söyleyelim. Evet. Evet. Bunları dikkate alarak Besemete Dabir-i Şanzdehamın Ceşvari Beynülmilali Filmi Mustanedi İran Sinema Hayret Mansub Mişavid. Sinema Hayret, İran'ın Sinema Hayret belgesel filminin Uluslararası 16. Festivalının sekreteri unvanına atanıyorsunuz. Bu buradaki Besemt unvanına mı diyeceğiz? Semet. Semet. Evet. Semt okusa taraf anlamında, Semet deyince makam anlamında. Evet. Ve unvan deseydi o da olabilir miydi hocam oraya? Evet, evet. Ben onu unuttum zaten. Tamam. Evet. Semet, evet. Makam, unvan arkadaşlar. Mişevit, atandınız. Tam fiilimizi desek atanıyorsunuz anlamında ama atandınız anlamında. Evet. Evet. Hoşbahtane. Ne mutlu ki. Ne mutlu ki. İnce aşvari bir mededi telaşı erzışmendi modirane gözeşti. Bu festival geçmiş müdürlerin değerli çalışmaları yardımıyla, medet yardım. Evet, be medet yardımıyla. Evet, güzel. Ve huzure پرشوق خانواده فرهیخته سینمای مستند و بلگسل سینمانن بلینچلی ایلسی شوقی ایله زوکی ایله عشقی ایله عشقی ایله می زوکی ایله اوه Ve unvanı yeki ez ceşn var. Ferihte neydi hocam? Ferihte? Ferihte. Bilinçli. Ferihte, evet. Ferihte. Bilinçli, evet. Ve unvanı yeki ez ceşn var. Hayi metreh ve merce mentege şenakta mişevet. Bölgenin meşhur ve merceğe ne alacağız hocam? Ne diyelim? Merci referans, var. Referansan anlamında kullanıyor muyuz? Nasıl? Referansant? Referans. Yok, bölgenin diyelim ki evet. Her işte onun bir iyisi var. Ona daha iyisini yapmak için ona gidecekler. Merci diyebiliriz sanki hocam orada. Merci. Ben de onu merci aldım. Evet, bölgenin merci ve tanınmış festivallarından biri olmuş. Hı hı. Olarak tanınmıştır mı diyeceğiz? Evet. Metreh tanınmış mı dedik? Ne dedik bir şey? Bölgenin. Evet, metreh tanınmış. Bölgenin merci ve tanınmış festivallarından biri. Tamam. Ya muteber diyebiliriz hocam burada. Merci yerine muteber. Evet, muteber. Merci ve metreh muteber. Yani evet. Muteber festivallerinden köklü diyebiliriz. Sanıyorum ana, belgenin ana ve tanınmış festivallerden biri. Evet, evet, tamam. Evet.
Yani metrahta tanınmış, burada da zaten tanınmış diyor. Tanınmıştır diyor. Evet. Umid est ba behregiri az hame zarfiyet ha. Hocam hızlı yukarıya almayalım. Tamam. Evet. Umid est ba behregiri az hame zarfiyet ha ve miras giranqadr sinemaye mustanad İran. Umarız İran'ın belgesel sinemasının değerli mirası ve kapasitelerinin hepsinden yararlanarak. Evet, Behregiri yararlanarak çok güzel hocam. Ve teveccüh ve zaruret-hayi taze derin hoze ve bu konuda yeni gerekçeleri dikkate alarak. Evet, zaruretleri dikkate alarak, evet, gözeterek, teveccüh be. İn mesuliyete hatir muvaffak başin. Bu tehlikeli sorumlulukla başarılı olarsınız. Evet, olursunuz. Güzel. Evet. Bu hatir kelimesi de ilginç bir tehlikeli anlamında ama burada çok yaygın. Bilmiyorum. Anlamına da çok dikkat edemiyor ama çok yaygın kullanılıyor. Türkçe'ye çevirince başka bir anlamda oluyor. Evet. Haternak zaten tehlikeli. Yani hatir. Bu kritik görev diyebiliriz hocam oraya. Hatir. Bu kritik evet. Görevi başarırsınız. Kritik görev diyelim. Evet. Kritik. Daha iyi. Sinemaya mustanet بخش پر افتخار سینمای ایران است. Evet. Belgesel sinema İran'ın sinemasının muhteşem bölümüdür. Evet. Por iftihar, iftihar, fahr arkadaşlar. Fahr, övülme. Evet. Tamam. Ki hemvari ba endişe verzi, dağdağayı ferhengi ve no avari peyven daşte est. Hep düşünceyle kültürel endişelerle ve yenilik getirmek. Buna ne diyoruz? Verzi, endişe verzi. Ne diyeceğiz hocam? Tam olarak endişe düşünce verzi. Endişe verzi, düşünceyle ilgilenmek. Evet. Evet. Kültürel Dağdağ'a ne diyelim? Dağdağ kullanılmıyor gerçi de. Dağdağ yani bizim zihnimizi meşgul eden bir şey. Dağdağ. Evet. Tamam. Evet. Ve Novaveri. Yenilik getirmek. Evet. Nov zaten yeni arkadaşlar. Aver'den de getirmek. Novaveri. Evet getirmek. İle peyvendaş test. İlgilidir. İlgilidir, evet. Peyvent daştan ilgili olmak. Ya bağlıdır. Evet. İdde tağyir ve tehavvul mahsus derin sinema. Bu sinemada mahsus hissedilecek kadar. Evet. Değişim oluşturarak icat. Değişim ve dönüşüm oluşturarak diyelim. Evet. Evet. Tağyir de var orada çünkü evet tahavvül, değişim ve dönüşüm diyelim. Evet, evet. Ba ihtimam ve ta'kid ve şuarı ahlak agahi umid az ehtaf ve olaviyet-hayi sazman-ı sinemayı derin dore est. Evet. Ümit, bilinç ve ahlak sloganını vurgulayarak sloganıyla evet. Tekit zaten evet. Vurgulamak evet. İhtimam, özene ihtimam göstererek yani özen göstererek evet. Vurgulayarak evet.
sinema kurumunun öncelikleri bu dönemdedir. Evet, öncelikleri ve hedefleri bu dönemdedir. Evet. İntizamlı... Şey, orada ez demiş ya, onu nasıl verdik üstad? Aha, bu şey mi, ez oranın mı bu nedir, hedeflerinden ümit, bilinç evet. ve ahlak sloganıyla dir. Evet. Ha, bu ya da sinema kurumunun öncelik ve hedeflerinden dir. Ümit, bilinç, ahlak sloganıyla sloganla vurgu yaparak ve özen göstererek bu sinemanın hissedilecek değişik ve dönüşüm oluşturma hedeflerindendir. Evet. Tamamdır hocam. İntizar Mirabet Cahşmali Sinema Hayret Hemsuba Gami Dovum İngilab İslami bekleniyor ya bekliyoruz. Benim de var. Sinema Hayret Festivali İslami Devrim'in ikinci adımıyla ve bu hedefi icadı besterhayı münasip berayı tekviyeti huzuru cereyansazı sinemayı müstened ve belgesel sinemanın belgesel sinemanın yeni bir şeyler yapmak evet, konu nerede hocam? Onu yeni şeyler, ben oraları kaçırdım. Evet. Bu hedefi, yani hedefi bu olarak hedef ne? Uygun evet, uygun kontekst oluştur icat etmek hedefiyle. Evet. Konteksti kullanıyor muyuz? Konteksti kullanıyoruz da hocam, tam bester burada tam olarak ne diyelim? Konteks bester yatak anlamında. Tamam. Uygun kaynak diyelim ya da icat ederek. Evet, icat ederek. Berayı terbiyeti huzuru cereyansaz sinemaya müstenel. Biraz da bu burada daha yaygın böyle slogan büyük yazmak, konuşmak falan. Bunlar da bir bölümü. Berayı terbiyeti huzuru cereyansaz sinemaya müstenel. Belgesel sinema çalışanların huzurunu güçlendirmek amacıyla cereyan sağız çalışanlar mı diyeceğiz hocam orada? Evet, çalışanlar dedik. Hı. Kastettiği mesela yeni bir şey icat etmek falan. Ersahaye muhtelif ferhengi ve içtimai sosyal ve kültürel çeşitli alanlarda ve irai asarı mutenevvi ve çeşitli eserler sunarak evet. Ve değerli ve çeşitli eserler sunarak evet. Bu alan evet, bu alanın değerli ve çeşitli eserler sunarak evet.
تلاش موثری را برای نمایش تاریخ و فرهنگ جامعه ایرانی اسلامی تلاش موثری etkili bir çalışma İslami, İrani camianın kültürel kültür ve tarihini göstergesi olmak için. Evet. Paslaştı hoviyete milli, milli kimliği korumak konusunda. Evet. Paslaşt konu korumak mı hocam? Evet. Paslaş korumak. Evet. Pastarikerden o da korumak. Pastarikerden evet hocam. Bir de bizim burada şeyden sonra normal ordudan sonra bir tane de sipahi pastaran var. O da koruyanlar ordusu. Ha, özel harekat gibi bir şey. Evet öyle. Ve tersimi vaziyeti emruz ve bugünün durumunu çizmek amacıyla. Resimden evet. Geliyor değil mi? Evet. Ve çeşmendazı ayende İran ve cihan ve dünyanın ve İran'ın geleceğine bakarak. Evet. Göz atarak mı diyelim? Evet. Banigahı adalet mehver. Adalet temelli bir bakışla. Evet. Mihver temelli mi? Mihver aslında ne diyeceğiz? Mihver onun asıl bir işin asıl şeyi olanı mihver. Yani ben de burada onu ne aldım? Temel dediniz. Adalet temelli bakışla. Evet. Adalet Sinema... mehver değil mi hocam o? Adalet mehver. Evet. Adalet mehver. Adalet temelli bakışla. Evet. Bir nimayiş bu gözaret göstersin. Evet, ortaya koysun, göstersin, sergilesin. Evet. Umid ki şanızda humin dori ceşvari umarız ya ümidimiz var bir festivalin 16. dönemi. Evet. Tebelvuri engizi, şuur, hüner, taahhüt ve telaş şey mustanet sazani başet belgesel konusunda çalışanların çalışma ve sorumlu ve sanatı ve zevki ve motivasyonunun göstergesi olsun. Şey mi? Burada ne dedik? Tebliğ mu? Ne dedik buna? Tebelvur. Bu gösterge mi anlamında hocam? Gösterge aldık. O aslında nasıl açıklayalım tebelvuri? Bu bulurdan geliyor. Bulur var mı? Ha, billur. Billur evet. Bu nasıl almışlar bunlar? Diyelim ki mesela bir suyun içinde tuz var. Görünmüyor. Görünmüyor. Hı-hı. Ama o su kuruduğunda o hı-hı. Tuz ortaya çıkıyor. Ona tebelvur mesela. Billurlaşma diyelim. Billurlaşması dediğimiz gibi tamam. Evet. belgesel konusunda çalışanların çalışması, sorumluluğu, sanatı, zevki, motivasyonunun bulurlaşması olsun ki
تصویر روشن ایران اسلامی را برای آیندگان به یادگار می گذارد که gelecektekilere evet. İslami İran'dan açık bir fotoğraf ya fotoğraf görüntü miras koysun, yadigar koysun. Evet. Be yadigar gozaşten. Yadigar gozaşten miras bırakmak, yadigar bırakmak. Evet. Çok güzel. Yadigar kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz, evet. Ve yakinen Derin Mesir Hanavade Ercümen'de sinemayı mostenen Hemrahi Şoma Khahet Mut. Ve mutlaka bu yolda Derin Mesir evet. Belgesel sinemanın değerli ailesi sizin yanınızda olacak. Evet, behbe. Evet, bu bunun hepsi o kararname onu şey yapıyor ya, sekreteri yapıyor ya, ona hitap ediyor. Yani onu motive ediyorlar. Hem onu motive ediyorlar hem kendilerini. Evet. Şanzdehamın Dore Ceşvari Beynülmünaliye Sinema Hakikat. Sinema Hakikat'in uluslararası 16. Festivali Azer'e emsal bu yılın Azer ayında Der Tehran Berguzar Khahet Şud Tahran'da düzenlenecek. Evet hocam, bu bayağı edebi bir metin seçmişiz. Biraz zormuş değil mi? Bu kolay bir metin sayılmaz değil mi hocam? Evet, bir kolay olmadığı, zor olduğu da bilmiyorum Türkiye'de ne kadar yaygın. Mesela bir görevli işini iyi yapmış, ondan bir takdir edilecek. Hı hı. Bakıyorsun bir sayfa büyük büyük kelimelerden, ibarelerden falan, slogan falan karma karışık böyle bir şeyle yapıyor da. Ben çok sevmiyorum bu işi ama varım. Evet, tabii. Biz de ne kadar şey yapacağım yani. Ondan sonra da ya işte görevdeyken her şeyi yaptım falan filan deniyor. Gittikten sonra da işte artık affını istiyorlar. Evet. Böyle bir durum yani biz. Evet. Neyse hocam. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa yıldızlara bir eyvallah diyelim. Evet. Zaten bir şey kalmadı. Arkadaşlarına vedalaşalım. Evet arkadaşlar, Şairane Farsça'da YDS metinlerimiz devam ediyor. Bu zannediyorum 10. metnimizdi. Tabii ben şair olunca rakamları çok sevmiyorum. Kelimeleri daha çok seviyorum. Evet, sıraları. Evet, zaten bugün yüklerim diye tahmin ediyorum. Sıcağı sıcağına. Yani zaten videoları çektikten hemen ertesi gün ya da 2-3 gün içinde yüklüyoruz arkadaşlar. Evet, yine dediğimiz gibi Özgürce Şiirler, Müzikle Şiir Aşkı, abone olmak, takip etmek isterseniz yıldızların kendi kararı. Ama en azından Ramazan'da, iftarda dua ederseniz bizlere o daha çok makbule geçecektir arkadaşlar. Allah ufkunuzu, nutkunuzu ve yolunuzu açık etsin diyoruz ve muhabbetimize teşekkür ediyoruz. Tahran'a da buradan saygılar gönderiyoruz. Hoşçakalın.